akademisyenler ile bölüm sohbetlerimizin konuğu Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emre Deniz Hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şunu sormak istiyorum önce. Moleküler biyoloji ve genetik nedir ve iş olanakları nelerdir? Moleküler biyoloji ve genetik alanı DNA'nın keşfiyle birlikte 1950'li yıllarda kullanılmaya başlandı. Çünkü artık hücreler mikroskop altında hücre düzeyinde değil, aynı zamanda hücrelerin içerisinde neler olup bitiyor, moleküler düzeyde bunların da araştırılması gerektiği anlaşıldı. 1990'lı yılların başı itibariyle de İnsan Genom Projesi sayesinde insan genomunun dizisi açığa çıktı ve böylelikle de araştırmalarımız çok hız kazandı ve tıp alanında da çok büyük çığır açan gelişmelere sebep oldu moleküler biyoloji ve genetik alanı. Bu alan sayesinde hem tıp alanında hem de biyoteknoloji alanında önemli gelişmeler açığa çıkartıldı ve her zaman da devam etmekte bu çalışmalar. Moleküler biyoloji ve genetik dediğimizde ilk aklımıza insan sağlığı geliyor. Ancak bununla da sınırlı değil. Bunun dışında hayvan ve bitki ıslahı, mikrobiyolojik organizmaların geliştirilmesi ve bunların biyoteknoloji alanına uygulanması da bizim çalışma konularımız arasındadır. İş olanakları nelerdir hocam? İş olanakları arasında öğrencilerimiz 4 yıllık bir eğitim, öğretim sonucunda mezun oluyorlar. Ancak birçok öğrencimiz eğitimine devam ederek yüksek lisans ve doktora alanında da kendilerini geliştiriyorlar. Fakat bizim alanımızdaki çalışmalara baktığımız zaman laboratuvarda çok fazla vakit geçirmesi gerektiği için öğrencinin bu yüksek lisans ve doktora eğitimlerine de devam ederken bir yandan çok fazla burs imkanları ile karşılaşıyorlar ve aslında sanki bir işte çalışıyormuşçasına güzel burslar alarak bir yandan da eğitimlerini, araştırmalarını geliştiriyorlar. Aslında böylelikle profesyonel öğrenci oluyorlar diyebilirim. Ardından bu eğitimlerini tamamladıktan sonra hem akademide devam edebiliyorlar. Kalifiye, araştırmacı, öğretim üyesi olarak. Aynı zamanda da ARGE birimlerine sahip, araştırma geliştirme alanında yatırım yapan ilaç şirketleri ve biyoteknoloji şirketleri gibi şirketlerde projeleri geliştirmek adına ya da uygulamak adına rollerde görev alabiliyorlar. Bunun dışında bu bölümün öğrencileri bir fikir üretmeyi, alanlarındaki eksiklikleri görebilmeyi öğrendikleri için kendi projelerini de geliştirip şirketleşmeye de gidebiliyorlar. Çeşitli kuluçka merkezlerinde, örneğin Acıbadem Üniversitesi'nin de böyle bir desteği var. Bu kuluçka merkezleri sayesinde yatırımcılarla buluşup kendi fikirlerini şirket olarak da hayata geçirip bu şirketleri yönetebiliyorlar. Bunun dışında birçok hastanenin ileri düzeyde ya da temel düzeyde laboratuvarları var. Örneğin genetik tanı merkezleri ya da tüp bebek merkezleri gibi. Aynı zamanda son zamanlarda özellikle kök hücre biyolojisi uygulama laboratuvarları da açılmakta. Bunlarda da hem geliştirme sürecinde hem de bunların uygulanması sürecinde birçok rolde görev alabiliyorlar mezunlarımız. Tüm bu imkanlar hem yurt içerisinde çok gelişmiş durumda hem de dünyada birçok ülkede görev alabiliyor öğrencilerimiz. Sizce bu bölümü tercih edecek öğrenci nasıl bir profile sahip olmalı? Öğrencilerin öncelikle bir merak duygusu olması gerekiyor bence. Çünkü moleküler biyoloji ve genetik bir temel bilim bölümü. Dolayısıyla merak güdümlü projeler her zaman öncelikli oluyor. Okurken de görecekler ki bu temel bilgileri öğrenirken bunların her biri aslında bir merak sonucu açığa çıkmış bulgular. Bir bilim insanı biyolojik bir işleyişin nasıl olduğunu merak ediyor. Bu konuda projeler geliştiriyor, araştırmalar yapıyor ve bunları yayınlıyor ve artık bunlar biyolojik kurallar olarak tekst kitaplarımıza girmiş oluyor. Dolayısıyla merak çok önemli öğrenciler arasında. Aynı zamanda okumayı seven öğrenciler de bu bölümden oldukça fayda sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü okumamız gereken çok fazla materyal var ve bunları ilgi çekici bir şekilde okuyabilmek ve daha sonrasında mesleki kariyerde de bunları uygulayabilmek adına okumayı seven bireyler için çok öncelikli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Biyoloji bölümü ezber bir bölüm değildir sanılanın aksine. Aslında sebep-sonuç ilişkisinin
kurulması gerektiği, böylelikle de bilginin özümsenebileceği bir bölüm. Dolayısıyla öğrenciler bazen ben ezber yeteneğine sahip değilim, okuduğumu unutuyorum gibi telaşlara kapılıp bu bölüme karşı önyargıları olabiliyor. Ancak aslında bilgi öğrenildikten sonra sebep-sonuç ilişkisi kurulduğunda o bilgilerin akılda daha iyi kalabildiğini öğrencilerin bilmesi önemli. Peki hocam, moleküler biyoloji ve genetik teknik altyapıya çok ihtiyaç duyan bir bölüm aslında baktığımızda. Ar-Ge laboratuvarlarını ve merkezlerini düşündüğümüzde, laboratuvar altyapıları değerlendirdiğinizde Acıbadem Üniversitesi sizce nerede şu an ve bir öğrenci kendini burada hayal ederken neden Acıbadem Üniversitesi'nde okumalıyım dediğinde nasıl bir cevap verirdiniz? Acıbadem Üniversitesi'ni Türkiye'deki diğer üniversitelerle ve dünyadaki diğer araştırma merkezleriyle kıyasladığımız zaman aslında çok iyi bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü çok gelişmiş araştırma laboratuvarlarımız var. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünü düşündüğümüzde tabii ki öğrenci laboratuvarları çok önemlidir ve bu olması gereken bir standarttır. Ama bunun yanında araştırma laboratuvarlarının varlığı demek, daha iyi akademisyenlerin, daha iyi araştırmacıların o kurumda bulunması demek. Dolayısıyla Acıbadem Üniversitesi altyapısına baktığımız zaman bunu kullanmak isteği olan birçok akademisyen her geçen gün bünyesine katılmaktadır kurumun. Ve dolayısıyla da bu kaliteli akademisyenlerin bir öğrenciye yansıması olmaktadır. Akademisyen kendini güncel tutuyor, araştırmalarını güncel tutuyor. Çeşitli fonlardan, yurt içinde ya da yurt dışında fonlardan araştırma projeleri alıyor ve onları üniversitede uyguluyor. Moleküler biyoloji ve genetik öğrencileri de bu araştırma gruplarında rol alabiliyorlar. İkinci sınıfken, üçüncü sınıfken ya da mezun olmadan önce dördüncü sınıfta dahi bu laboratuvarlarda vakit geçirip araştırmalara, gerçek bilimsel araştırmalara birebir entegre olup da bunlarda sorumluluk sahibi olabiliyorlar. Tabii ki bu da ileride onların kariyerlerinde müthiş bir avantaj sağlıyor. Çünkü bir bilimsel projenin nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini ve nasıl sonlandırıldığını, bir sonraki projeye ne gibi çıktıları olabileceğini birebir şahit oldukları için bunu akranları arasında bir avantaj olarak kullanabiliyorlar. Yani şöyle bir algı var genelde hocam öğrencilerde. Bu laboratuvarları akademisyenler kullanır, biz erişemeyiz düşüncesi her zaman vardır. Acaba üniversitede bu laboratuvarların, araştırma laboratuvarları dahil erişilebilirlik ne düzeyde? Yani bir öğrenci rahat bir şekilde laboratuvarlarda proje bazında olsun çalışabiliyor mu? Veyahut da derslerdeki birebir çalışma imkanı nasıl? Çalışabiliyorlar. Çünkü hem bizim devam eden araştırmalarımız bölüm olarak hem de diğer fakültelerde, örneğin tıp fakültesinin araştırmalarına baktığımız zaman bir öğrenci kaynağına ihtiyaçları var. Ve bu noktada moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğrencileri bunlar için müthiş bir avantaj. Çünkü bizim öğrencimiz laboratuvarda ne yapması gerektiğini, ne gibi sorumlulukları olduğunu, neye dikkat etmesi gerektiğini ve çok daha fazlasını biliyorlar. Ve canı gönülden o araştırmalara katılmak için hevesliler. Dolayısıyla bize her geçen gün diğer fakültelerden bilgi geliyor. Acaba bize yönlendirebileceğiniz öğrenciler var mı? İşte şöyle bir projemiz var. Mikroplarla çeşitli bakteri ve maya hücreleriyle deneylerimiz var. Sizin öğrencilerinizi yönlendirebilir misiniz? Gibi fırsatlar çıkıyor ve bizim öğrencilerimiz de bu araştırma projelerinde aktif rol alıyorlar. Bunun dışında bazı öğrencilerimiz araştırmaya o kadar hevesli oluyor ki kendi projelerini de gerçekleştiriyorlar. Gerek Acıbadem Üniversitesi'nin araştırma fonları, gerekse de TÜBİTAK gibi kurumların öğrenciler için özel araştırma fonları var. Acıbadem Üniversitesi'nin akademisyen kadrosunu düşündüğümüz zaman da sadece moleküler biyoloji ve genetik değil, aynı zamanda tıp fakültesi ve diğer tıp mühendisliği gibi bölümleri de düşündüğümüzde müthiş bir araştırma kadrosu var. Dolayısıyla öğrencilerimiz hayata geçirmek istedikleri projeleri bu akademik danışmanlarla ortak bir şekilde fonlayan kurumlara başvuruda bulunuyorlar ve birçok öğrencimiz TÜBİTAK'tan ya da Acıbadem Üniversitesi'nin fonlarından bu projelerini hayata geçirme fırsatları buluyorlar. Dolayısıyla araştırma laboratuvarlarının imkanlarını doğrudan kendi projeleri içinde kullanmış oluyor öğrenciler. Stajlar kaçıncı sınıftan itibaren başlıyor? Hangi bölümlerde çift ana dal ya da yan dal yapabiliyorlar? Şimdi bizim müfredatımıza baktığımız zaman 3. sınıfın yazında zorunlu bir staj mevcut. Öğrenciler bu staj imkanını gerek yurt içindeki diğer üniversitelerde, gerek araştırma geliştirme birimleri olan hastanelerde ya da şirketlerde, gerekse de yurt dışında bunlara benzer birçok kurumda gerçekleştirebiliyorlar. Bu noktada
öğrencilerin başvurabileceği çok fazla burs seçeneği ve programlar mevcut. Örneğin Erasmus programı. Erasmus programı okulumuzda aktif olarak takip edilen bir program ve birçok üniversite ve araştırma kurumuyla ortaklıklarımız var. Dolayısıyla bu staj sürecinde öğrencilerimizden eğer yurt dışında gerçekleştirmek isteyenler varsa bu fırsatı kullanarak yurt dışında gerçekleştirebiliyorlar. Ya da yine Acıbadem Üniversitesi'nin imkanlarını da kullanarak buradaki çok farklı akademisyen fırsatından yararlanarak onların laboratuvarlarında, araştırma gruplarında stajlarını gerçekleştirebiliyorlar. Ama bizim moleküler biyoloji ve genetik öğrencilerimize baktığımız zaman bazı öğrenciler o kadar heyecanlı ve istekli oluyor ki araştırmaya katılmaları için daha birinci sınıfın yazında ya da ikinci sınıfın yazında dahi gönüllü olarak araştırma ekiplerine katılan birçok öğrencimiz oluyor. Aslında biz de bunları destekliyoruz çünkü öğrencilerin kariyer gelişimi için müthiş bir fırsat oluyor. Böylelikle üçüncü sınıfın yazında gerçekleştirecekleri zorunlu stajların prestijli kurumlarda gerçekleştirme imkanı da yakalamış oluyorlar böylelikle. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü okuyan öğrencilerin farklı bölümlerde de yan dal ve çift ana dal yapma imkanları mevcut. Şu an için sosyoloji, psikoloji ve sağlık yönetimi bölümlerinde öğrencilerimiz yan dal ya da çift ana dal programlarına katılabiliyorlar. Aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi'nde farklı bölümlerin açılma potansiyeli de her zaman var ve yeni yeni bölümlerimiz açılıyor. Dolayısıyla yakın bir gelecekte bu imkanlar daha da artacağını düşünüyorum. Çift ana dal ve yan dal programları sayesinde öğrenciler hem farklı öğrencilerle birlikte bir arada bulunabiliyorlar hem de moleküler biyoloji ve genetikte öğrendikleri bilgi birikimini farklı alanlara nasıl entegre edebileceklerini öğrenmiş oluyorlar. Böylelikle de kendi kariyer gelişimlerini çok renkli bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Sektörün mezunlardan beklentisi nedir ve sizin mezunlarınız şu an hangi alanlarda çalışıyorlar? Öncelikle dil beklentisi oluyor. İngilizce diline hakim. Bunu hem günlük hayatında konuşabilen hem de mesleki olarak kendini İngilizce ifade edebilen öğrencilere, mezunlara ihtiyaç var sektörlerde. Çünkü çok gelişmekte olan bir bölüm ve dünyadaki olup biteni takip edebilmek gerekiyor. Dolayısıyla da mezunlardan İngilizce bilenler şirketlerde ya da çeşitli kurumlarda öncelikli oluyor. Bunun yanında moleküler biyoloji ve genetik bölümü genel olarak öğrenciye kendi fikrini geliştirmeye, eksiklikleri bulmaya ve bunlara karşı çözüm önerme yeteneklerine sahip öğrenciler yetiştirdiği için sektörde de bunlar çok kıymetli bilgi birikimleri. Mezunlarımızla iletişimlerimiz devam ediyor. Çünkü 4 yıllık bir eğitimden sonra birçok mezunumuz yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmek istiyorlar. Böylelikle de kendilerini çok kalifiye bir araştırmacı olarak yetiştirmek istiyorlar. Bu süreçte de bizim onları yönlendirebilmemiz adına iletişimimiz her zaman devam ediyor. Gerek referans mektuplarımızla, gerekse de onların başvurularını nasıl yapabileceklerine dair yönlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu sayede şu ana kadar mezunlarımız hem yurt içindeki diğer üniversitelerde hem de yurt dışındaki birçok üniversite ve kurumda yüksek lisans ve doktora programlarına kabul aldılar. Aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi'nin de çeşitli yüksek lisans ve doktora programları var. Dolayısıyla üniversitemiz bünyesinde de bu programlara devam eden mezunlarımız mevcut. Bunun dışında özel şirketlere ya da araştırma geliştirme birimi olan kurumlara geçen mezunlarımız da var. Mesela ilaç geliştirme sektöründe ya da biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi için birçok mezunumuz bu kurumlarda görev alıyorlar. Aynı zamanda kendi şirketini kuran mezunlarımız da var. Çünkü eğitim-öğretim sürecinde ve laboratuvarda geçirdikleri vakit sürecinde bazı şeylerdeki eksikleri fark ediyorlar ve buna karşı bir ürün geliştirme heyecanında olan mezunlarımız kendi şirketlerini kurup kuluçka merkezleri, melek yatırımcılar gibi kurumlarla iletişime geçip kendi şirketlerini kurabiliyorlar. Hocam günümüzde sağlık alanına yapılan yatırımlar ve Ar-Ge merkezlerine yapılan yatırımlar arttı. Özellikle pandemiyle beraber de moleküler biyoloji ve genetik gibi bölümlerin değeri de arttı. Bunları değerlendirdiğimizde bölümün geleceğini nasıl görüyorsunuz? İleride nasıl bir noktaya ulaşacaktır sizce? Çok güzel bir konu. Çünkü COVID-19 salgını bize gösterdi ki birikmiş bilgi birikimi çok önemli.
Dolayısıyla moleküler biyoloji ve genetik bölümünün yetiştirdiği mezunlar sayesinde araştırma geliştirme imkanları artmakta, daha kaliteli araştırmalar gerçekleştirilmekte ve bunlar bir bilgi birikimi yaratmakta. Merak güdümlü araştırmalar sayesinde, bilimsel araştırmalar sayesinde çok fazla bilgi birikimi oldu. Ve bu bilgi birikimleri COVID-19 salgını sürecinde çok önemliydi. Çünkü bambaşka hastalıklar için geliştirilmiş ilaçlar ya da tedavi yöntemleri salgın sürecinde ilk denenen yöntemlerdi. Bunun dışında salgınla mücadele etmek için çok hızlı bir şekilde birçok yeni tedavi yöntemleri ve ilaçlar geliştirilmesi gerekti ve hala gerekmekte. Dolayısıyla moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışmış araştırmacılar, hücre biyolojisine, virüs biyolojisine hakim araştırmacılar çok hızlı bir şekilde, normalde standart süreçte 10 yıllar alabilen bilimsel araştırmaları 1 yıla sıkıştırıp muazzam bir ilerleme kat ettiler. Bu da bize gösteriyor ki moleküler biyoloji ve genetik araştırmaları çok mühim ve halen popülaritesini korumakta. Bu salgın sayesinde yine gördük ki moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarına daha çok fon aktarılması gerekmekte. Ve gerçekten de hem Türkiye'de hem dünyada bu fonları sağlayan kuruluşlar çok acil bir şekilde bunları onayladılar ve inanılmaz büyük paralar bizim araştırma fonlarımıza aktarılır oldu. Bu da gelecekte bu bölümün biraz güvencesi olmuş oldu aslında. Hem yetenekli, işini bilen öğrenci ihtiyacı ya da mezun ihtiyacı da artacak o zaman dünyamızda hocam. Kesinlikle. Hem Cumhurbaşkanlığımızın ve TÜBİTAK'ın da kararlarına göre moleküler biyoloji ve genetik öğrencileri bu COVID-19 salgını sürecinde devam etmekte olan araştırmalara stajyer olarak katılabilmesi için yeni fırsatlar oluşturdu. Yani çekirdekten yetiştireceğiz ülke olarak. Kesinlikle. Gayet güzel hocam, teşekkür ederim. Son olarak şunu merak ediyorum hocam. Aday öğrencilere tavsiyeleriniz neler olurdu? Öğrenciler sizce nelere dikkat etmeliler bu tercih döneminde? Moleküler biyoloji ve genetik bölümü İngilizce okunması gereken bir bölüm. Çünkü yüzü dünyaya dönük bir bölüm. Her zaman gelişmekte olan bir bölüm. Dolayısıyla tüm bunları takip edebilmek için İngilizce diline hakim olarak mezun olması gerekiyor. Dolayısıyla da bunun en kolay yolu %100 İngilizce olan bir programa kaydolmak. Bunun yanında öğrencilerin üniversiteye gelip üniversitenin imkanlarını birebir tecrübe etmesi çok büyük bir avantaj olacaktır. Sadece öğrenci laboratuvarlarıyla değil, aynı zamanda araştırma geliştirme laboratuvarlarını da görüp o okulun araştırmacı kadrosuyla, öğretim üyesi kadrosuyla sohbet edebilmesi ve bunlara göre kararını vermesi bence önemli bir nokta. Ama kampüse gelemeyenler için sanal turlar da yararlı olacaktır. Bunun sayesinde laboratuvarları görebilirler, okulun imkanlarını, sınıflarını görebilirler, kampüsü görebilirler ve böyle de karar vermelerine yardımcı olabilirler. Çok teşekkür ederiz hocam. Gayet verimli bir sohbet oldu. Eminim öğrenciler de çok değerli bilgilerden faydalanacaklardır. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.